Allahümme barik bir bi Recebe ve Şaban ve belliğuna Ramazan. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem receb i Şerif geldiğinde bu dua ile dualarına efendim ilave yapardı. Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bizlere mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e kavuştur diye dua ederler. Recep, Şaban ayları Ramazan ayına doğru giden bir yolculukta ki Ramazan ayı efendim yılın fırsat ayıdır o aya doğru giderken bir motor ısıtma gibi. Efendim kandil geceleriyle baştan gücündeki cuma gecesinde Egaip kandili, sonra 27. gecesinde Miraç kandili, efendim daha sonra Şaban ayının 15'inde Berat kandili, e, böyle kandillerle birlikte manen bir hazırlık dönemine giriliyor. Bu dönemi güzel değerlendirenler Ramazan ayına hazırlıklı oldukları için efendim daha verimli bir Ramazan ayı geçirebiliyor bir kimse Ramazan ayına kavuştuğunda bütün geçmiş yılın günahlarını affettirme, kullukta biraz daha yükselme, terakki etme imkanı yakalıyor. Ama Recep ve Şaban aylarını gafil, gafletle geçiren bir kimsenin Ramazan ayından da yeterince istifade etmenizden olmuyor. Öyleyse madem Recep ayına girdik, efendim Reza-i kandilini geride bıraktık, önümüzde çıkan biri var. Birer çıkan kandilinden önce e, bu günlerde yapmamız gerekenlerden en önemli bir tane yapacağımız iş, geçmiş günahlarımıza tövbe etmek ve istiğfar etmek. Yani günahları bırakmak, bağışlanmamız için de Yüce Rabbimizden talepte bulunmamız. Efendim beş vakit namazımızı vaktinde mümkünse cemaatle kılmaya gayret etmeli. Efendim e, mümkünse yatsı ve sabah namazlarına özellikle cemaate gitmeye gayret etmeli. Kur'an'la olan diyaloğumuzu diğer zamanlara göre birkaç tık daha yukarıya doğru çekmeli, artırmalı. Anlama çalışmaları ve Yüce Rabbimizin bize kitabımızda öğrettiği sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşayarak örnek olduğu ahlaki davranışları da kazanmaya, geliştirmeye gayret etmeli ki efendim bu ayda güzel bir başlangıç yapmalı. Özellikle sevgili Peygamberimiz bu ayda oruç tutmayı da bizlere tavsiye ettiğinden dolayı diğer zamanlara göre Ramazan ayı haricinde biraz daha oruç tutmayı artırmalı ki Ramazan ayına yine böyle bir hazırlık yapmalı. Oruç hem fiziken hem de manen bizim yükselmemize ya da arınmamıza sebep olan önemli ibadetlerden bir tanesi. Çağımız insanının en büyük problemi efendim çok yemekten kaynaklanan birçok sıkıntılar yaşanıyor. Hani obezito artık Türkiye için bile gündem olmaya başladı ki hani geçenlerde kıymetli bir hocamız öyle diyor. O da yine zengin hastalığı denilen bir hastalığa yakalanmış da efendimizi diyor dinlemedik. Ama bir doktorun sözüne mahkum olduk diyor. Efendimizin sözünü dinleyerek onun sünnetine uygun bir yaşam sürseydik belki bunlar yaşanmayacaktı diyor. Tabii bu tarafta bezi olmayan bir doktor da diyor ki haftada diyor en az, iki, en az iki gün diyor aç kalmak lazım ama diyor ben diyor Arapların orucunu söylemiyorum size diyor. Ya. Yani nasipsiz olunca bir insan böyle büyük büyük gaflarda edebiliyor. Yani Müslümanca bakış açısı nedir? Hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulsa onu olur. Yani sen inanmıyor olsan bile Müslümanların tuttuğu şu oruç çok kıymetli demek erdemli insanı yapabileceği bir şeydir ama nasipsiz olunca insan efendim ben diyor Arapların orucunu demiyorum. Arapların orucu yok. İslam'ın orucu var. Müslümanların orucu var. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tuttuğu üzere oruç tutan bir insan bedenen de sağlıklı oluyor. İşte insaflı olan hekimler bunu söylüyor. Manen de yükselmenin yolu, nefsin esaretinden kurtulmanın yolu yine oruçtan geçiyor. Zaman zaman sosyal medyada yazan kardeşlerim oluyor. Efendim nefsi emmarenin kölesi olmuş ve çare arıyor. İmanı onu tamamen böyle bırakmıyor. Hocam şu 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 hataları yaptım diye sayıyor. Okurken bile insanın yüzü kızarıyor. O hataları yapmış olan kardeş, "Hocam ne tavsiye edersin?" diyorum ki bir yediklerine dikkat et. Yani e, böyle nefsini çok e, besleyecek, tahrik edecek, şehvetini eseri yapacak gıdaları biraz azalt. Bir de mümkün olduğunca orucu çoğalt ki Efendim nefsin bu sıkıntılarından korunabilesin. Yine bugün efendim e, bir kardeşi ziyaret etmiştim iş gereği. E, çocuğundan e, dertleniyor. İşte hiperaktif dedil doktorlar. Okulda öğretmenler şikayetçi filan. E, dedim ki kardeş yani e, hiperaktif filan işin elbette olabilir ama e, bugün hanginiz gitseniz çocuğunuzla ilgili aynı teşhisi koyacaklar. Çocuğunla yeterince oynuyor musun? çocuğun enerjisini sokakta efendim harcatabiliyor musun? Hadi sokağa çıkarma zamanın olmadı. Evde güreşerek efendim işte belli aktiviteler yaparak o enerjiyi sarf ettirirsen annesi de rahatlar, okuldaki öğretmeni de rahatlar, sınıftaki arkadaşları da rahatlayacak. Ama e, iyi besleniyoruz. Onu harcayamadığımız zaman işte bu sağa sola efendim kavgaya, didişmeye sebep olabiliyor. Oruç bu manada sevgili peygamberimizin bize öğrettiği üzere hele de şu mübarek Recep-i Şerif'te orucu ne kadar artırırsak fiziken de bunun faydasını göreceğiz manen de efendim yükselmenin yoluna girmiş olacağız ki başta peygamberimiz ve peygamberler olmak üzere bütün Allah'ın salih kullarının e, gelişmek için manen en çok müracaat ettikleri e, ibadetlerin başında geliyor oruç. Orucumuzla, Kur'an tilavetimizle, zikrimizle, istiğfarımızla, infakımızla ve efendim e, gönül alma gayretleriyle bu efendim Receb-i Şerif'te üç aylara iyi bir hazırlık yapalım ki efendim Şaban-ı Şerif'e geldiğimizde bir tık daha belki yükselteceğiz. Ramazan-ı Şerif'te de işin zirvesini yaşayacağız. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam iki ay önceden Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın heyecanını, coşkusunu yaşardı. Ve duasıyla da bunu bizlere emanet olarak bırakmış. Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı mübarek eyle ve bizleri Ramazan'a kavuştur diye. Aynı heyecanı, coşkuyu evimizde, efendim ailemizle birlikte çoluğumuzla çocuğumuzla dostlarımızla birlikte bizlerde yaşayalım. Hani Ramazan'da birbirimize iftara falan gidiyoruz. E, şimdi de Recep ayında da bunu yapalım. Yani sevdiklerimizi hadi gel bu perşembe ya da bu pazartesi biz de iftar edelim diye çaktırmadan hem de böyle bir davet ve hatırlatma da olabilir. Bunları e, yaşayalım ki efendim İslam'ın güzelliklerini yaşatarak çoluğumuza, çocuğumuza, dostlarımıza da öğretmiş olalım. En güzel tebliğ, en güzel davet yaşatarak yapılan ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da efendim sünneti buydu. Yaşar, yaşadıklarını, hissettiklerini başkalarına da yaşatarak öğretirdi. Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izince yürüyerek şu mübarek Recep'ten azami derecede, Recep ayında azami derecede istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.